Merhaba, Denge Denetleme Ağı Ayın Z Raporu Podcast programına hoş geldiniz. Ben Denge Denetleme Ağı İletişim Koordinatörü Ceren Bayar. Ben Denge Denetleme Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü Hakan Yavuz Yılmaz. Yine Türkiye'nin gündemindeki son bir ayda yaşanan gelişmeleri denge denetleme merceğinden ele aldığımız podcast programımızda önemli başlıklarla karşınızdayız. Bir hayli de yoğun bir ayı geride bıraktık, öyle değil mi Hakan? Evet, kesinlikle. Temel hak ve özgürlükler olsun, yargıyla ilgili gelişmeler olsun, birçok konu başlığımız var. Süremiz de kısıtlı, bir an evvel başlamakta da fayda var. Evet, en güncellerden biriyle başlayalım dilersen. Bültenimizde de, web sitemizdeki bültenimizde de okuyabilirler detayları dinleyicilerimiz. Biz de burada özetlemeye çalışalım. En güncel gelişmeleri ben kısaca özetleyeceğim Hakan, peş peşe. Sonra senden yorumlamanı rica edeceğim. Tabii ki denge denetleme merceğinden bakarak. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen bir hapis cezası kararı vardı, hatırlarsan, çeşitli suçlardan. 4 yıl 11 aylık bir hapis cezası kararı vardı. Bunun için adliyeye gitti Canan Kaftancıoğlu. Cezaevine gir çık yaptı. Denetimli serbestlikle serbest kaldı. Ancak hapis cezasından daha önemlisi, daha önemli demek ne kadar doğru bilmiyorum. Elbette hiçbir siyasetçi söylediklerinden, paylaştıklarından dolayı cezaevine girmesin. Ama en azından güncel olarak daha önemlisi, kendisi hakkında siyasi yasak verilmesiydi. Bu birinci önemli gelişmemizdi. Bağlantılı olarak Ekrem İmamoğlu hakkında da devam eden bir dava var. Bu henüz sonuçlanmadı ama onun için de siyasi yasak talebi var. Gene yargıyla ilgili önemli bir başlık Gezi davasında verilen kararlardı. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararı bozuldu ve Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yanı sıra 16 kişiyi, ki aralarında Mücella Yapıcı, Can Atalay, Çiğdem Mater, Yiğit Ekmekçi, Hakan Altınay gibi isimler de var. Bu isimlerin de tutuklanmasına karar verildi. Şu anda cezaevindeler bu isimler. Bu da aslında gene hem yargı hem ifade özgürlüğü hem protesto hakkı ile ilgili bir başlıktı. Eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz dönemde de sıkça yaptığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımıyoruz gibi bir açıklaması vardı. Çok benzer olmasa da gene ifade özgürlüğüyle, sanat özgürlüğüyle ilgili bir başka başlığımız da yasaklanan konserler ve festivallerdi. Aynur Doğan'ın konseri yasaklandı, Melek Mosso'nun konseri yasaklandı, iptal edildi. Gene yasaklanan Kürtçe tiyatro etkinlikleri vardı. Bütün bunlar aslında hepsi bir ayda yaşandı. Sanki bir yılda yaşanmış gibi ama gerçekten hepsi bir ayda yaşandı. Hepsi yargı bağımsızlığı ve ifade özgürlüğüyle, dolayısıyla bizim çalışma alanlarımızla da çok yakından ilişkili gündem başlıklarıydı Hakan. Şimdi tüm bu özeti denge denetleme merceğinden değerlendirmek üzere sözü sana bırakıyorum. Burada aslında en önemli nokta, biz vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini gerek devlete gerek diğer vatandaşlara karşı koruyan temel mekanizma bağımsız ve tarafsız yargı erki. O yüzden biz denge denetleme sisteminden, demokratik denge denetleme sisteminden bahsederken bu sistemin omurgasını aslında hukukun üstünlüğü prensibinin uygulanması ve bağımsız ve tarafsız yargı diye koyuyoruz. Bütün bu aslında bu ayki yaşadığımız işte Gezi davasına ilişkin kararlar, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili verilmiş kararlar aslında Türkiye'deki bu hukukun üstünlüğü prensibinden geriye gidiş ve bu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına dair geriye gidiş ve bozulmayla yakından alakalı. Çünkü bu prensiple geriye gidiş olduğu zaman ya da yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı kurumsal mekanizmalarla kurulmadığı zaman verilen bütün hukuki nitelikte gözüken kararlar aslında siyasi sahipte verilmiş kararlar gibi algılanabiliyor. Öyle olmasa bile. Ki burada birçok elimizde done var ki aslında bu kararların siyasi sahiplerle verilmiş kararlar olduğu intibasını daha da arttırıyor. Özellikle Gezi davası sürecinde de, bu Osman Kavala'nın yargılanma sürecinde de gördük bunu. Canan Kaftancıoğlu'na da yönelik söylemlerde gördük. Siyasetçilerin hukuki, devam eden hukuki sürece ilişkin söyledikleri aslında bu algıyı da daha çok arttırıyor. Ama burada esas tabii üzerinde durulması gereken şey, örneğin Osman Kavala'nın beraat ettiği bir davadan tekrar müebbet hapis cezası alması. Gezi protestoları aslında bir temel hak ve özgürlük olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını ifade ediyor. Bu hakkın kullanılmasına yönelik verilen ağır cezalar da aslında bu temel hak ve özgürlük alanında da ne kadar geriye gittiğimizi gösteriyor. Yani
oturmuş, kurumsallaşmış, hukukun üstünlüğü prensibinin işlediği bağımsız ve tarafsız yargı erki olmadığı zaman aslında demokrasiden bahsedemiyoruz. Çünkü o bütün bizim diğer denge denetleme mekanizmalarında birebir etkileyen bir şey. Bugün biz seçimlerle ilgili konuştuğumuzda da işte YSK'yı konuşuyoruz, işte sandık görevlilerini konuşuyoruz, işte hakimler değiştiriliyor, bu hakimler nasıl karar verecekler? Burada soru işaretleri doğuyor. Yani bizim demokratik rejim dediğimiz rejimin bütün mekanizmalarını aslında etkiliyor buradaki bozulma. O yüzden yani bütün bu kararlar, keza Canan Kaftancıoğlu için de orada da Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu. Bu da ifade özgürlüğünü Türkiye'de son zamanlarda çok geriye götüren bir suç tanımlaması. Çünkü Cumhurbaşkanı aynı zamanda siyasi bir figür. Demokratik meşruiyete sahip ve siyasi parti liderliği ilişkisi de devam ediyor. Bu siyasi figüre yönelik söylenen her şey bu suç kategorisine alınıp cezalandırılabiliyor. Birçok gazeteci, vatandaş, siyasetçi bu suç tanımlamasıyla bir takım cezalara çarptırılıyor. Bu da ifade özgürlüğünde çok büyük geriye gidişe neden oluyor. Yani burada sağlıklı işleyen demokratik bir denge denetleme mekanizması için vurgulanması gereken, Türkiye'de çok acil yargıyı tekrar hukukun üstünlüğü prensibinin işlediği, bağımsız ve tarafsız hale getirecek yapısal reformlar yapılması lazım. Biz de denge denetleme olarak bütün raporlarımızda buna ilişkin somut önerileri paylaşıyoruz kamuoyu ve karar vericilerle. Evet, ufak düzenlemelerle değil, köklü ve yapısal kesinlikle değişikliklerle, hatta reformlarla tüm bu sorunların üstesinden gelebileceğimiz malum. Gene çok bağlantılı bir başka bir konu Hakan, ifade özgürlüğüyle bağlantılı. Hatta Türk Ceza Kanunu'nda bir takım değişiklikleri de içerdiği için yargı ile de bağlantılı. Dezenformasyon yasası kamuoyuna böyle yansıtıldı. Sosyal medya düzenlemesi olarak da tartışılıyor. Böyle de ifade edenler var. Ne getiriyor sosyal medya düzenlemesi? Yalan haberle mücadele olduğu ifade ediliyor kanun teklifini meclise sunan MHP ve AK Parti kanadı tarafından, ama muhalefetin itirazları var. Yalan haber yayanlara, dezenformasyon yapanlara hapis cezası geliyor. Sosyal medya ve internet düzenlemesine ilişkin birçok değişiklik var kanun teklifinde. Ama beklenmeyen bir şekilde gazeteciliği de etkileyen, halkın haber alma hakkını da etkileme potansiyeli taşıyan düzenlemeler de var. Basın kartı almayı yeniden düzenliyor. Gazetecilik yapmayı bir hayli zorlaştıran bir kanun teklifi. Bugün komisyonda görüşülmeye başlandı. Genel kurula da yakın zamanda gelecek. Muhalefetin itirazları olacak elbette. Sosyal medyada ve basın kanununda böylesi değişiklikler ne getirir, ne götürür? Denge denetlemeyi nasıl etkiler? Burada tabii şöyle bir problem var. Yani medya tabii çok önemli. Neden önemli? Demokrasinin sağlıklı işlemesi ya da vatandaşların doğru siyasi tercih kullanabilmesi için bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Alternatif bilgi kaynaklarına ulaşma hakkı dediğimiz bir temel hak ve özgürlük var. Aslında medya, sosyal medya, dijital medya ya da ana akım medya dediğimiz geleneksel medya bu rolü çok önemli demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için. Şimdi bu düzenleme de çok uzun zamandır aslında tartışılıyor. Basına yansıyan bir takım içerikleri oldu. Hatta biz de dünyadaki sosyal medya düzenlemelerini incelediğimiz karşılaştırmalı bir rapor da geçtiğimiz günlerde yayınladık. Orada da incelediğimizde, yani teklife maddelerine şöyle çok kısaca baktığımızda birkaç madde var ki oldukça problemli. Aslında birçok problemli madde var. Bunları da inceleyeceğimiz politika belgesi yayınlayacağız. Bunlardan en önemlisi senin de söylediğin gibi suç tanımı. Şimdi bizim incelediğimiz rapor çalışmasında da gördüğümüz şey, demokratik rejimlerden otoriter rejimlere doğru örnek vakalar üzerinden gittiğimizde, otoriter rejimlere yaklaştıkça suç tanımlamasının şeyi genişliyor. Daha muallak, yoruma açık. Demokratik ülkelerde mesela cinsel istismar, ray yönelik paylaşımlar varsa o çok detaylı tarif ediliyor. Hatta bazen örneğin İngiltere'de ek olarak bir de hiçbir demokratik rekabetin özüne ilişkin paylaşım bu düzenlemeye tabi değildir diye de ek maddeler konuyor. Çünkü bu birebir artık günümüzde siyasi partiler de dijital mecraları oldukça efektif kullanıyor. Yani seçim döneminde de, seçimler arası dönemde de. Yani yangınlar döneminde mesela hatırlayacak olursam o dönem muhalefetin iktidarı eleştirdiği sosyal medya üzerinden her şey yalan ve dezenformasyonla suçlandı. Bu gelen teklif çerçevesinde düşünecek olursak muhalefet partilerinin artık sosyal medya kanalını kullanarak böyle içerikler paylaşma olanağı olmayacak. İkinci problemli şey,
bu düzenleme gündeme gelirken hep şey konuşuluyordu. Almanya örneği konuşuluyordu mesela ya da bazı işte pekişmiş demokrasilerdeki örnekler konuşuluyordu. Orada da temel problem şu. Bir karbon kopya gibi oradaki düzenlemeyi Türkiye'ye aynısını bile getirsek o kadar yapısal farklılıklar var ki Türkiye'de bunun uygulanma biçimi yine ifade özgürlüğünü ve demokratik rekabeti olumsuz etkileme potansiyeline sahip. Burada iki tane önemli şey var. Bir tanesini aslında bahsettik. Bir, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı. Bunun önce kurgulanması gerekiyor. İkincisi, bu düzenlemeyi ve denetlemeyi yapacak düzenleyici ve denetleyici kurumlarında yürütme erkinden bağımsızlığı. Şimdi Türkiye'de bu iki konuda da biz de denge denetleme olarak birçok rapor yazdık. Büyük problem var. Bu problemlerin giderilmesine yönelik de bir sürü öneri seti geliştirdik. Ama halihazırdaki şu anda ki teklifteki işte artık internet medyasının da basın ilan kurumunun mesela denetimine verilmesi akla hemen basın ilan kurumunun aslında geleneksel medya platformlarına da uyguladığı orantısız uygulamalar geliyor. Şimdi böyle olduğu zaman demek ki bu teklifle aslında internet medyası da yürütmenin kontrolüne ve denetimine girmiş oluyor. Bağımsız düzenleyici ve denetleyici bir kurumun etkisine girmiş olmuyor. Bunun paralelinde hani sanırım konuşacağız rütük cezaları da senelerden beridir tartışılan bir şey. Orantısız verilen rütük cezaları. O yüzden düzenleyici ve denetleyici kurumların yürütmeden bağımsızlığı ve yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sosyal medya denetiminin ifade özgürlüğünde geriye gidiş sağlamadan uygulanması için yaşamsal. Türkiye maalesef bu koşulları sağlamadığı için getirilen düzenlemeler, bu getirilen teklifte birçok sorunlu madde içeriyor. Kanun teklifindeki tanım da cezalara ilişkin tanım da bu kadar muğlak olunca yürütmenin de yargı üzerinde bir etkisi varken o muğlak cezalar keyfe keder yorumlanabilecek kesinlikle haliyle. Ki bir de seçim dönemine yaklaşıyoruz. Bunun nasıl uygulanacağı da büyük soru işareti doğuruyor seçim döneminde. Seçimin adilliğini evet, çok derinden etkileyebilme kesinlikle potansiyeline sahip bir kanun teklifi. Bakalım muhalefet, iktidar, komisyonda neleri değiştirecekler, neler tartışılacak biz de izliyor olacağız. Sen biraz bahsettin evet rütük cezaları. Rütük cezaları son yıllarda çokça tartışılıyor. Özellikle bazı kanallar var ki sürekli yayınları sebebiyle ceza alıyorlar. Bunlardan en son örnek kamuoyunda çokça tartışıldı. Çünkü ana muhalefet partisi liderinin bir konuşmasını yayınladıkları için, sadece yayınladıkları için ve canlı yayın. Ve canlı yayın, müdahale etme şansları da yok. Sadece yayınladıkları için ceza aldılar. Hiçbir yorum katmadan ana muhalefet partisinin liderinin konuşmasını yayınladıkları için. Bu çok ağır bir ceza değil mi? Evet. Ya da ceza gerektiren bir durumu bu Hakan? Bu tabii yani siyasi partiler rutin olarak her hafta grup toplantısı yapıyorlar. Ve orada aslında çok da kutuplaşmış bir iklim olduğu için birbirlerine karşı çok sert söylemlerde de bulunabiliyorlar. Bunu iktidar partisi de yapıyor. Muhalefet partileri de yapıyor. Bu aslında birebir yani medya alanına bir müdahale, yani medya özgürlüğü, bağımsız tarafsız medya perspektifinden de bakılabilir. Az önce ifade ettiğim gibi adil ve özgür seçimler perspektifinden de bakılabilir. Yani demokratik rekabetin özünü de etkileme potansiyeline sahip. Çünkü grup toplantısı yapma siyasi partilerin en önemli kurumsal hakkı. Bütün siyasi partiler yapıyor. Onların orantısız şekilde yayınlanıyor olması ki öyle zaten şimdiye kadar. Adil ve özgür demokratik rekabet açısından oldukça problem. Burada ama yine dönüp dolaşıp şuna geliyoruz. Bir düzenleyici ve denetleyici kurumdan bahsediyoruz, RTÜK. Ve bunun yürütme erkinden bağımsızlığı tartışmalı hale geldiği için ve somut şekilde yani bir senelik verilen cezalara baktığımızda iktidara yakın medya platformlarıyla daha eleştirel medya platformları arasındaki ceza lar arasındaki dengesizlik bize somut bir veri sunuyor aslında bu düzenleyici ve dengeleyici kurumun da çalıştığı konusunda. O yüzden aslında bir önceki başlığımızla da ilişkili bunlar sadece hani medya özgürlüğüyle alakalı değil. Zaten medya özgürlüğü de demokratik rekabetin özüne tesir eden bir şey olduğu için önümüzdeki seçim sürecine dair de büyük soru işaretleri doğuran kararlar. Evet, adil ve özgür bir seçim süreci yaşamak ve sağlıklı sonuçlar elde etmek istiyorsak yaklaşan seçime giderken o yolda gerçekten bu bahsettiğimiz dengelemeye ilişkin reformların yapılmasını umut ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz, bunun için raporlar yazıyoruz. Bir başka konu başlığımız Hakan, son konu başlığımız Hadat tartışması. Hatırlatalım dinleyicilerimize, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sadat'ın önüne giderek bazı açıklamalar yaptı. Terörist yetiştiren paramiliter kurum ifadesini kullandı. Beklenmedik bir çıkıştı. Sadat kurulduğu günden beri faaliyet alanlarıyla olsun, yakın olduğu, temasta olduğu siyasi figürlerle olsun tartışılan bir kurum. Özel bir kurum ama askeri eğitimler veriyor.
bir muğlaklık da olduğu söyleniyor gene muhalefet partileri tarafından. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması da akıllara tabii ki sandık güvenliğini getirdi. Gene seçimle ilgili bir noktaya geldik tartışmamızda. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu Sadat'ın seçim döneminde, seçimler yaklaşırken bir takım kaos planları hazırlığı içerisinde olacağını ve seçimi tehlikeye atacağını söylemişti. Çokça tartışma programında, köşe yazılarında da konu oldu. Seçim güvenliğini etkileyecek bir durum mu? İktidarın ve muhalefetin seçim güvenliğini sağlamak için ne yapması gerekiyor? Şimdi burada Sadat tartışması, tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde bir takım veriler varsa bununla ilgili. Aslında Türkiye'de tartışılması gereken Sadat tartışmasından bağımsız ama onunla da ilişkili olarak senin de söylediğin gibi sandık güvenliği. O son seçim düzenlemesiyle de tartışmalı hale geldi. Hani oradaki bir takım maddeler Türkiye'nin adil ve özgür seçim yapma potansiyelini daha da tartışmalı hale getirdi. Biz bununla da ilgili bir politika belgesi yazdık. Ona ilişkin de somut öneriler geliştirdik. Daha çok çünkü kamuoyunda o seçim düzenlemesi de ittifak aritmetiği ya da oy oranlarını nasıl etkileyeceği, sandalye sayısını nasıl etkileyeceği üzerinden tartışıldı ama onun bazı maddeleri var ki birebir adil ve özgür seçim yapma potansiyelini olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahip. Burada önemli olan gelişme bununla bağlantılı çünkü bu Sadat tartışmasından sonra başladı. Muhalefet, yani 6 muhalefet partisi bir komisyon kurdular sandık güvenliğine ilişkin ve bir rapor çalışması, yani bir eylem planı da ya da yol haritası gibi de söyleyebiliriz. 4 başlık ve 24 maddeden oluşacak. Burada aslında bizim 2018 genel seçimlerinden günümüze kadar bütün seçimleri etkileme potansiyeline sahip düzenlemeleri incelediğimiz rapor çalışmamızda da vurguladığımız bir seçim bütünselliği kavramı vardı. Yani aslında seçimler dediğimiz süreç, seçim öncesi, seçim sırası ve seçim sonrası olmak üzere 3 ayrı alanda incelenmesi gereken bir süreç. Burada da muhalefet partileri düzenli toplantılarla sandık güvenliğini sağlamaya yönelik bir takım önlemler alıyorlar. Bu önemli. Çünkü Türkiye'deki önümüzdeki seçimin demokratik meşruiyete sahip bir seçim olması için iktidar partileri de, yani iktidardaki partide Türkiye'deki bütün siyasi partiler aslında sandık güvenliğine ilişkin çok hassas olmak durumundalar. Çünkü sonuçta o seçim sonucundan çıkacak iktidarın demokratik meşruiyeti de sağlanan sandık güvenliğiyle birebir ilişkili olacak. O yüzden yani bu Sadat tartışması çerçevesinde ama ondan da daha geniş bir perspektiften bakılırsa sandık güvenliği önümüzdeki seçimlerde büyük bir tartışma konusu olacak. O yüzden muhalefet partileri kadar iktidar partisinin de bu konuda hassasiyet göstermesi gerekiyor ki demokratik meşruiyeti tartışmalı hale gelen bir seçim süreci yaşamayalım. Hakan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İfade özgürlüğü başta olmak üzere çok fazla konuyu ele aldık. Çünkü çok yoğun bir ayı geride bırakmıştık. Elbette ki bütün konu başlıklarını denge denetleme merceğinden baktık her zaman olduğu gibi tarafsız bir perspektifle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki ay görüşmek dileğiyle.